Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Neden böyle bir cümle kurdum? Çünkü bu dönem aslında bu Eurovision'da ne istediğimi alabildim ne de istediğim şeyleri izleyebildim. Zaten birçoğumuz aynı şeyi yakınıyoruz. Yani hiç güzel bir sezon olmadığı, oylama kazanan ve benzeri ve benzeri bir sürü şikayet yorumlarını gördük. Hepimiz şikayet ettik. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoyu direkt başlamak istiyorum. Peki bu video içerisinde ne olacak? Büyük finale özetlediğim bir video aslında. Yani daha çok ilk ona odaklanacağım ve ilk ona girmiş şarkıları tek tek bir onlar hakkındaki görüşlerimi size ulaştıracağım ve daha sonrasında finalde birinci olan ülkeyi birazcık artık eleştirecek miyim, övecek miyim ona da videonun sonlarına doğru bakmış olacağız. Kazanan hakkında yorumlarımı da ona göre ulaştıracağım ve oylama. Aslında ilk oylamayla başlamak lazım ama ve şimdi bu yorumları başlatma zamanı geldi. Puanlara bakalım. Biliyorsunuz 2022'nin birincisi Ukrayna oldu ve 631 puan aldı. Yani özellikle halktan o kadar çok fazla bir oy aldı ki yani onu geçmek zaten neredeyse imkansızdı. Tüm ülkelerden neredeyse 12 puanları topladı. İkinci sırada yanlış hatırlamıyorsam İngiltere 466 puan almıştı ve onu hemen sonrasında takip edense İspanya'ydı. Aslında İspanya'nın birinciliğine çok okeydik. Hepimiz okeydik. Güçlüydü ve beklenileni karşılıyordu ama ne yazık ki finalde böyle olmadı. Ardından zaten İsveç geliyor ki bu süreçte ne yazık ki hani canlı yayınlarına katılamamıştım ama birçok noktada favorimin İsveç olduğunu belirtmiştim. Ne yazık ki İsveç'in reaksiyon videosunu çekemedim ama İsveç'in şarkısını ilk gördüğüm, duyduğum andan itibaren bu şarkı bence birinci olmalı dediğim noktadaydım ki keşke öyle olsaydı. Ve şimdi 5. sırada da Sırbistan vardı. Sırbistan'ın reaksiyon videosunu çekmiştim ve gerçekten muazzam bir şarkıydı. Hem performans anlamında hem şarkının verdiği mesajlar anlamıyla muazzam bir şarkıydı ki birinci olduğunu varsayarsak üzülmeyeceğim bir senaryoydu aslında benim Sırbistan'ın birinciliği. Yani aslında şunu da itiraf etmeliyim. Ukrayna yerine birçok ülkeyi koyup birinci yapabiliyorum ama Ukrayna'yı ne yazık ki birinci yapamıyorum ki Ukrayna'nın reaksiyon videosunu da ben çekmiştim. Hem Alina'nın hem de Kaliç Orkestra'nın iki şarkısında ben reaksiyon çektim ve eleştirme anlamında Alina'yı hiç eleştirmedim ki eğer Alina katılsaydı ve birinci olsaydı o çok okeydim bu duruma ve canı gönülden desteklerdim. Çünkü Alina'nın performansı, sesi, şarkısı ve verdiği mesajlar anlamında gerçekten çok başarılıydı. Ha bu Kaliç Orkestra'nın çıkarttığı şarkı çok kötü. Hiç gereksiz o anlamda bir yorumum yok aslında. Benim burada eleştiri getirdiğim nokta şu. Alina ile kıyasladığımda tabii ki Alina'yı çok fazla beğeniyorum. Ki Kaliç Orkestra videoma da bakarsanız hani orada zaten hani şarkının bazı noktalarının beğendiğim kısımları söylüyorum, beğenmediğim noktaları söylüyorum. Bla 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 hani bunları o reaksiyon videosunda söyledim. Ama bir birinci olarak baktığımda gerçekten çok daha güçlü ve birinci olması gereken şarkılar vardı. İngiltere, İspanya, İsveç hani bakın bunlar hani Ukrayna'dan çok daha iyiydi. Bunu hepimiz kabullenelim ve fanatiklik yapmayalım. Yani özellikle İspanya'ya bakacak olursak yani Ornn'un yaptığı şov yani ya da İngiltere'ye bakalım gerçekten muazzam bir parçayla döndüler ve çok güzel bir iş başardılar ve ikinci oldular. Şimdi neden Ukrayna diye gidelim? Tamam, evet hepimiz bu süreçte ülkenin yaşadıkları zor durumları görüyoruz ama hani bu bir şarkı yarışmasıysa Ukrayna her mağdur olduğunda onu birinci yapmamamız gerekiyor. 2016'da da bunu gördük. 2022'de de bunu gördük. Ki 2004'e gittiğimizde de o dönemde de Ukrayna'nın belli siyasi krizleri vardı ve birinci oldu. Ama hani kesinlikle burada hani 3 birinciliğini de siyasi yönden kazandı demek istemiyorum. Böyle bir olay yok. 2004'teki kazancı gerçekten çok güzeldi. Ve hani o şarkıyı sık sık da dinliyorum ve çok beğeniyorum. Birinci olabilecek bir parça. Ki o yıla baktığımızda gerçekten güzel bir parçaydı. 2016 yılındaki parçasını da çok çok fazla seviyorum. Ama yaşanılan bir kriz vardı ve bu krizden ötürü bir birincilik elde ettiler. Hani bunu da lütfen hani şey yapmayalım. Bu yola döndüğümüzde ise tamamen bir politika eseri var. Yani bu süreçte Ukrayna ile alakalı daha fazla yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü hani bu yıla olan hislerim ne yazık ki çok olumsuz. Bazen şunu dediğim noktalar bile oluyor. Keşke hani izlemeseydim. Hani keşke hani böyle bir yıl görmeseydik diyorum. Çünkü hatta şunu da söylemek isterim. Hani İspanya'nın, İngiltere'nin, İsveç'in o başarılarından sonra, o güzel performanslarından sonra o haklarının yendiğini gördüğümde şöyle oluyorum. Yani 2020 yılında Eurovision Covid'den ötürü engellendiğinde evet bir yıl fazladan bekledik ama güzel bir organizasyon. Hollanda'da izlemiştik. Yani İtalya'nın yaptığı organizasyon yani bir yıl bekliyoruz ve gerçekten kaotik, iğrenç bir Eurovision izliyoruz. 2017 yılına baktığımda evet o dönemin Eurovision çok fazla eleştirilmişti. Sahnesi olsun, sunumlar olsun ve benzeri ve benzeri ama
Bu yıla baktığımızda ise korkunç. Yani Ukrayna hazırlandığı bir Eurovision yaptı. Evet, yine bazı noktalar eğlenceliydi ama bu yıla baktığımda gerçekten o sunucuların yaptığı konuşmalar, sahne ve benzeri ve benzeri, hani hiç eğlenmedim. İnanın hiç eğlenmedim. Sadece şarkıları bir an önce izleyeyim, hani nasıl performans gösterecekler, o boyuttaydım ve ne yazık ki sadece o boyutta kaldım. Bir tık ötesine geçemedik. Postkartlar rezildi yani. Bir yıl bekliyoruz ve gördüğümüz postkartlar. Yani Hollanda o Covid'in yoğun olduğu süreçte güzel şeyler başardılar ve mantıklı işler yaptılar. Ama İtalya'ya baktık, dedik ki hani o Covid'in izlerini üzerinden silecekler. Çok zorlandılar, zor günler yaşadılar. Ve hani gerçekten güzel bir organizasyonla kendilerine gelecekler. Çok fazla başarı elde ettiler. Eurovision olsun, spor müsabakaları olsun, ama görünen çok kötüydü. Burayı fazla uzattım, evet. Olumsuz düşüncelerim çok fazlaydı bu süreçle alakalı ki bu sezon canlı yayınlarda da bunları çok fazla belirtti arkadaşlarım sizlere. İtalya, hepimiz bence hemfikirizdir bunda, çok kötü bir Eurovision sundu bize. Şimdi ondan geriye isterseniz bir başlayalım. 11. sıra ve 12. sırada biraz değinmek istiyorum. Yani aslında genel olarak yorumlarımı az önce eleştirilerimi sundum ama şarkı anlamında Polonya ve Hollanda üzerine de biraz yorum yapmak istiyorum. Neden? Çünkü Polonya'nın şarkısını çok fazla beğeniyordum. Yani hatta ilk dinlediğimde dedim ki gerçekten birinci olabilecek bir parça ve çok güzel, çok güçlü bir ses var. Ama nedense oy alamadı. Yani oy alamaması beni çok şaşırttı. Yani Moldova'dan çok daha mı kötüydü? Hani ses olsun, şarkı olsun, verdiği o sahne şovları olsun, gerçekten çok mu kötüydü Moldova'dan? Şimdi açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani bence Moldova'nın yerini alabilirdi. Hollanda'ya bakıyorum, evet, beklediğimin altında kaldı canlı performanslar ama şarkıyı çok fazla beğeniyorum. Yine de güzel bir başarı elde ettiler yani 11. sırada. Yani buna güzel diyeceksek güzel diyelim. Yani nereye koyabilirdim onu? Şu an tam kestiremiyorum ama Hollanda'yı da çok seviyordum. Şimdi Romanya'ya bakalım. Bu süreçte Romanya'nın da hakkını yendiğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir parça, güzel bir şov çıkarttılar bize. Ama neredeyse hiç oy alamadılar. Bu ciddi bir haksızlık. Hani biz ne yapalım? Toplanalım o zaman. Hep birlikte tüm 12 puanlarımızı, geri kalan 12'sini birden, yani Ukrayna'ya mı verelim? Yani bu mu? Hani burada çok güzel parçalar yarıştı. Yani Romanya o kadar sevdik, destekledik, bla 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 ama hiç oy gelmedi. Ciddi bir haksızlık olarak görüyorum bunu. Daha sonrasında Azerbaycan'a bakalım. Yani gerçekten hani çok mu kötüydü performans? Hayır, sahnesi çok güzeldi. Yaptığı işler çok güzeldi. Çok güzel bir sesi var, güçlü bir sesi var. Ama oy kısmına geldiğimizde evet, güzel 12 puanlar aldı ama yeterli değildi. Yani bunu yeterli olarak kabul edemeyiz. Azerbaycan'ın şu anki sırası 16 ve bunu başarılı olarak bakamayız. Yani Azerbaycan ilk 10'da olması gereken ülkelerden birisiydi bana göre. Neden? Çünkü gerçekten güzel bir sesi var. Güzel bir sesi ve şarkısı vardı. Yani Azerbaycan'ı öyle biraz hiç etmemek lazım. Onun değerini korumak lazım. Çünkü gerçekten güzel bir parçaydı. Ki hani eleştirilmesi gereken yerler varsa elbette eleştiriyoruz. Ama oylamaya baktığımda Azerbaycan'ın 106 puan alması, ay, yok artık denilen noktalardan birisiydi. Finlandiya'ya bakalım, Ermenistan'a bakalım isterseniz. Ermenistan, evet, gecenin düşük performanslarından birisiydi şu anlamda puan olarak. Ama sahne şovunda gerçekten çok başarılı bir iş çıkartmıştı. Finlandiya da çok güzeldi. Ama aldığı oy kısmına baktığımızda ise ne yazık iyi bir oy alamadı. Hatta hemen söyleyeyim, 38 puan. Yani 38 puanlık bir performans mıydı bu arkadaşlar? Hani bunu size de sormak istiyorum aslında. Gerçekten Finlandiya 38 puan almalı mıydı? Son olarak da İsviçre ile alakalı bir yorumda bulunayım. İyi bir oy alamadı. İyi bir oy alması gerekiyor muydu? Açıkçası gerekmiyordu. Çünkü ben hiç beğenmemiştim bu iki şarkısını. Aynı rutine devam edemezsiniz yıllarca. Fransa da aynı şekilde. Geçen yılkinin üzerine hani Barbara gibi muazzam bir insanı çıkartmışsın. Ve birinciliğe gidecektin, gidiyordun. İtalya aldı birinciliği. Bu yıl çok daha güzel bir parça, daha sarı, sıkı sıkıya sarılacağın bir yılken bunu yapamamışsın. İngiltere'ye bakalım. Geçen yıl sıfır puanlardan geldiler. Bugün birinci oluyorlardı mesela. Hani ülkelerin birazcık da potansiyelleriyle alakalı bir şey. Biraz güçlü sarılsalar bu işi başarabilirler düşüncesi içerisindeyim. Çok uzattım. İlk ona geçelim isterseniz. 10. sıraya baktığımızda Norveç. Evet, Norveç'in şarkısını çok fazla beğeniyordum ve daha üst sıralarda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani ben birazcık Moldova ile kıyaslayacağım, İtalya ile kıyaslayacağım. Çünkü şimdi elimizde çok güzel bir parça var. Eğlendiriyor da bizi ve güzel de ve gizem de var. Hani neden alt sıralarda kaldı? Evet, ilk ona girmiş olması bile çok güzel. Çünkü gerçekten ilk ona girmesi gereken bazı ülkeler vardı. Avustralya'yı söylemiyorum. Çok güzel bir şarkı, çok güzel bir performans çıkarttılar ama oylamaya geldik. Oy yok. Yani 12 puanlar tık tık Ukrayna'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor yani.
Eleştirilecek çok nokta var ama hani şimdi hangi birini eleştireyim? Devamlı olumsuz bir videoda çekmek istemiyorum ama bu video öyle olacak gibi. Ki öyle oldu. 9 dakikadır konuşuyorum. Norveç'le alakalı, evet, ilk ona girmesi ve toplamda 182 puan almasından memnunum ama daha fazla almalıydı ve daha üst sıralarda yer almalıydı görüşü içerisindeyim. 9. sıraya geldiğimizde ise Portekiz var. Portekiz'in o şarkısının o güzel ezgileri, kendi hani onu söyleyenlerin çok tatlı olması ve şarkının da güzel olması aslında akılda kalıcılığı sağlıyor ve şöyleyim. Hani başta şöyleydim aslında, hani bu şarkı pek güzel değil galiba görüşündeydim ama sonra dinleye dinleye ve performansı izledikçe de yarı finallerden sonra şöyle oldum. Aslında güzel bir parça. Hani üst sıralara da yarışabilir düşüncesi içerisindeydim. İlk ona girebilecek kadar güçlü müydü orasını bilmiyorum ama bence güzel bir parçaydı. 8. sırada Yunanistan var. En başta şunu söylemek isterim. Yunanistan yerine 8. sırada Kıbrıs'ı görmek isterdim. Neden? Çünkü o parçayı çok daha fazla seviyorum ama canlı performans vasattı. Elenmiş olmasına hiç üzülmedim. Sadece şarkının bu şekilde harcanmasına üzüldüm. Geçen yılda Roxanne'e üzülmüştüm. Yani Amnesia çok güzeldi ama elendi. Çünkü canlı performans çok kötüydü. Yunanistan'a baktığımızda ise Yunanistan'daki yani bu Die Together şarkısı 215 puan almış. Evet, güzel bir şarkı ama 3 dakikalık şarkının sadece ben de o tekrarlarla birlikte 40 saniye akılda kalıyor. Yani o 40 saniyesi için dinliyorum o parçayı aslında. Şimdi o 40 saniye için de bir ülkeyi de biz kendi ilk onuma sokmam. Ama güzel bir parça. Hani kötü bir parça değil. Çünkü hani geceye baktığımızda çok kötü parçalar vardı. Yunanistan alması gerektiğinden bence bir tık fazla bir puan aldı. Ama yine de güzel bir parça. Çok da hakkını yememek lazım. 7. sıraya baktığımızda ise 253 puan alan Moldova var. Şimdi Moldova 253 puan almalı mıydı? Ve bu sırada olmalı mıydı? Soru işaretleri. Evet, güzel bir parça. Eğlenceli bir parçaydı. Hani orada bir şey yoktu. Ama bilmiyorum, Moldova'ya karşı bir önyargım var galiba. Onun hakkında çok fazla da yorum da yapmak istemiyorum. Sadece ilk onda olmaması gereken parçalardan biriydi bence. Çünkü onun yerine gelebilecek bazı başka parçalar var. Bu görüşteyim. İtalya. İtalya ne yazık ki bana çok iyi gelmişti. İlk izlediğimde, yani ulusal finallerinde izlediğimde dedim ki gerçekten çok güzel bir parça. Hatta reaksiyonu da ben çektim. Hatta öyle bir noktada açıklanmıştı ki o döneme kadar açıklanan şarkıların birçoğu vasattı. Aha dedik, ilk İtalya tekrardan bir birincilik alacak galiba. Çünkü İtalya'nın yerine koyabilecek bir şarkı yoktu o dönemde benim için. Arka arkaya acaba İtalya kazanırsa ne olur? Şimdi şey de bilmiyoruz. Nasıl bir organizasyon yapacak onu da bilmiyoruz aslında. Ama Brividi bence birinci olabilecek parçaydı. O dönem için söylüyorum. Daha sonrasında başka şarkılar geldi ve İtalya zaten tık 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 düşmeye başladı bu süreçte. Şimdi tık 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 düşünce ne oldu? İtalya'nın yerine birçok başka şarkı koymaya başladık. Ve İtalya'da artık hani bunun da farkında mıydı Mahmut ya da Blanco, hani bunun farkında mıydı bilmiyorum ama ne yazık ki iyi bir performans sergileyemediler. Ama yine de güzel oy aldılar. 6. sırada yer aldılar. 5. sıraya gelelim. 5. sırada Sırbistan var. Sırbistan'ın şarkısının reaksiyonunu çektim ve onu çok fazla beğendiğimi söylemiştim. Orada bir performans felsefesi benzetmesi de yapmıştım ve Marina Abramovic'e de değinmiştim. Gelen çok güzel yorumlar vardı. Onları da takip ettim o süreçte ve hani şarkı, hani o ritimleri, kadının o enerjisi, hani bize yansıttığı o güzel enerji, coolluğu çok iyiydi. Yani Sırbistan olması gerektiği yerde bence 5. sırada 312 puan aldılar ve çok güzel bir şarkıydı. Hala daha akılda kalıcılığını sürdürebilecek ve bu şarkıyı böyle uzun yıllar dinleyebileceğimiz bir şarkı. Çünkü çok güzeldi ritimleri vesaire. 4. sırada ise İsveç var. İsveç benim videonun başında da söyledim yanlış hatırlamıyorsam. İsveç benim birincim. Neden? Şimdi İsveç'e olan ön yargıları biliyorum, takip ediyorum, görüyorum ama gerçekten hani bir de bizde şöyle bir huyu var. Bir kere bir ön yargı edindiysek artık şöyleyiz. Tamam, her zaman bunu devam ettireceğiz. Ben iyi bir Eurovision izlemek istiyorum. İyi bir şarkı dinlemek istiyorum. Ve bu yılda mutlu ayrılmak istiyorum. Bu saydığım 3 şeyi bana verebilecek ülkelerden bir İsveç. Şimdi İspanya diyemiyorum. Çünkü İspanya'ya geleceğim zaten ama İspanya'nın nasıl bir ev sahipliği yapabildiğini bilmiyorum. İngiltere'nin de ne kadar iyi bir ev sahipliği yapabileceğini şu an için bilmiyorum. Çünkü yakın süreçte deneyimlemedim. Ama biz yakın süreçte İsveç'i birçok kez deneyimledik. Tamam, bu cümlemin üzerine şu da geliyor. Evet, İsveç sık sık kazanıyor. Ve onu biliyoruz. Daha farklı ülkelere gidelim. İtalya'ya gittik. Çok kötüydü. Bu demek değil ki hani devamlı İsveç'e gidelim. Ben onu söylemek istemiyorum. Burada belirtmek istediğim şey şu. İsveç gerçekten işine çalışıyor ve güzel şarkılar yolluyor. Ve İsveç işine gerçekten çok iyi çalışıyor ve bize harika bir deneyim yaşatıyor Eurovision haftasında. Ki İsveç'in ulusal finaline baktığımızda da
eğleniyoruz, çok iyi şekilde destekliyoruz ve oradan gelecek şarkıyı alıyoruz, Eurovision'a koyuyoruz. Neden değiştirelim? Tabii ki de oradakinin aynısı olacak. Yeterli bir performans yapıyorlar çünkü. Ve o şekilde ulusal finalden birinci bir şekilde çıkıyorlar. Ve ben İsveç'le ilgili Hold Me Closer parçasını çok fazla beğendiğimi söylüyordum her zaman. Ve gerçekten birinci olmasını istiyordum. Ama dördüncü sırada yer aldı. Aslında resmi olarak kendi düşünceme göre İsveç üçüncüdür. Ukrayna'yı ben ne yazık ki ilk o sıralamada birinci, yani evet birinci oldu ama hani o sıralamaya koymuyorum. Birincinin İngiltere olduğunu düşünüyorum. İkinci sırada İspanya, üçüncü sırada İsveç vardır benim için. Ukrayna'yı ne yazık ki hiçbir şekilde bu yıl yani kabul etmiyorum. Zaten benim kabul etmem bir şey değiştirmiyor ama burada size kendi görüşlerimi aktarıyorsam burada ben hani ne yazık ki bunları da söylemek isterim. Birinci benim için İngiltere oldu bu oylama sisteminde. İstediğim bir birincilik mi? Değil ama eğer Ukrayna olmasaydı İngiltere birinci olacaktı ve hani okey diyecektik bize çünkü güzel bir şarkıydı. İsveç'le ilgili çok fazla yorumda da bulunmayayım artık, fazlasıyla uzattım ve genelleme de yaptım orada. İsveç güzel bir oy aldı. En azından hakkı yenmedi ve iyi bir sıralama yerleşti diye düşünüyorum. İspanya'ya gelelim. İspanya ise açıkçası benim gözümde şu an ikinci bir ülke. Aslında birinci de olmasını çok istediğim bir ülkeydi. Çünkü o kadar iyi bir enerjisi vardı ki şarkının. Hani bu yıl için beni yükselten ve işte bu dediğim bir ülkeydi. Önceki böyle bir deneyim bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum İspanya'ya. Çünkü o korkunç gecede zaten 4-5 şarkı vardı bizi yükselten, iyi hale getiren, iyi duruma getiren. Onlardan en başı çeken de İspanya'ydı. Ki 81 Eylül oylamasında da İspanya, 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 İspanya diye tüm 12'leri İspanya'ya vermiştik biz ülke olarak. Ama İspanya'nın ne yazık ki birinci olmaması, yani çok isterdim. Gerçekten Eurovision İspanya'da yapılmasını, onların o enerjisini hissetmek çok isterdim. Bir daha umarım İspanya birinciliğe bu kadar yaklaşır ya da inşallah alır diyeyim. Ama hani Slow Mo parçası bilmiyorum. Gerçekten hani birinci olmalıydı. Sanırım herhalde bu yıl bizim için İspanya birinci ya da İngiltere birinci, hani bizim için bu. Özellikle İspanya hayranı çok fazla var ve çok büyük bir çoğunluk bu yılın birincisi İspanya diyor zaten, hani gerçek birincisi. Benim için de gerçekten birinci olabilecek parçalardan birisiydi. Gerçek çünkü hani İngiltere var, İspanya var ve İsveç var. Bu üçü benim için birinci zaten. Ama şu genel tabloya baktığımızda ise İspanya bu yılın ikincisi diyebileceğim ülkelerden birisi. Çünkü Ukrayna'nın birinciliğini saymıyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ve birinciye gelelim, İngiltere. İngiltere gerçekten 466 puan alarak muazzam bir gösteri sundular zaten bize. Zaten etkinlik anlamında, o kadar etkinlik diyorum, performans anlamında o kadar iyilerdi ki ve sahnesi de çok güzeldi. Hani ben çok beğenmiştim. İlk izlediğim dönemlerde şöyleydim ya, İngiltere'nin bir şeyler değiştirmesi gerekiyor aslında. Çünkü ufak tefek çekim hataları, o şarkı oraya yetişebilecek mi ya da bize istenileni sunabilecek mi düşüncesi içerisindeydim. Çok iyi bir şekilde yaptılar bunu. İngiltere gerçekten güzel bir noktaya değindi. Hatta şöyle oldum. Yani İngiltere 12 puanları aldıkça ve üst sıralara geldikçe hani İngiltere'yi yukarıda görmek o kadar çok şaşırttı ki beni, söyleyeyim. Aa, yapabiliyormuş yani, bu bir ülke istediğinde bunu başarabiliyormuşu bize gösterdiler İspanya ile birlikte. Ama geceye baktığımızda ise İngiltere'nin 466 puan alması da gerçekten çok okeydi. Zaten alması gereken puanı aldılar. Hani birinciye baktığımızda Ukrayna o 631 puan aldı. Alması gereken bir puan değil. Yani halk oylamasına öyle bir toplu oy almak muhtemelen bir çok uzun yıllar boyunca gerçekleşecek bir olay değil. Ta, eğer Ukrayna bir daha kriz yaşamazsa diyelim. Ukrayna'nın performansına baktığımızda ise şimdi bu noktaya kadar Ukrayna ile alakalı çok acımasız eleştirilerde bulundum. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şarkı korkunç değil. Şarkı kaliteli bir şarkı. Şarkı güzel bir şarkı ama 631 puan alabilecek bir parça değil. Çünkü yani sizin rakipleriniz var. Çok güçlü şarkılar var rakiplerde. İlk 5'e bakıyoruz. Ukrayna ilk 5'te yer alabilecek bir şarkı ile yarıştı. Evet ama kesinlikle 631 puan alabilecek bir şarkı yarışmadı. Hani bu kadar kızgınlığımın olmasının sebebi şu. Bu kadar yüksek oyla birinci olması ya şaşırtmadı ama bu kadar da olmamalıydı. Çünkü evet şarkı güzel. Şarkı ile ilgili herhangi bir problem yok. Ama şunu da itiraf edelim. Bu şarkıyı bu yaz kaç kere dinleyeceğiz? Ya da bir yıl boyunca kaç kere dinleyeceğiz? Dinlemeyeceğiz. Ya da Eurovision'dan sonra kaç kere dinledik? Kaç kere dinledik? Yani ben Eurovision bittikten sonra birincinin şarkısını bir kere daha açar. Gecesinde yatmadan bir kere bakardım. İnanın Eurovision bitti ve kapattım. Benim için bitti. Yani çünkü birinciyi bir daha dinlememin bir anlamı yok. Çünkü politik bir birinci var. Politik bir birinci olduğu için de ne yazık ki hırsımız çok fazla. Bunun ötürü ne yazık ki sinir oluyorum. Her neyse, Ukrayna'nın birinciliği evet 631 puanla birinci oldu ama biz gerçek birincinin İngiltere olduğunu biliyoruz. Ya da onun yerine İspanya koyabiliriz. Çünkü koyabileceğimiz ülkeler var.
Ukrayna'nın birinciliği tabii ki gelecek yıl nasıl bir Eurovision olacak konusunda da bize bir sürü soru işareti çıkartıyor. Umarım sıkıntısız ve güzel bir Eurovision izleriz. Belki de Londra'da izleyeceğiz, belki İspanya'da izleyeceğiz. Hani hiç bilmiyorum, belki de İsveç'te izleyeceğiz. Artık kime verilirse. Ama inanın çok güzel bir Eurovision izleyeceğimize eminim İtalya'dan sonra. O halde artık bu ilk onu da yorumladığıma göre neyi kaçırdım derken İtalya'nın artık bu yılla alakalı genel yorumlarımı bir de size ulaştırayım. İtalya'nın organizasyonuyla alakalı. Bir de, iki de ve finalde yani birinci yarı final, ikinci yarı final ve finalde gerçekten bas attı. Hani kostümler apayrı. Sahnenin o güneşin bozulması, işte postkartlar, ara şovlarda çıkacak isimlerin gösterilme biçimi hepsi çok kötüydü. Çok uzatmayacağım. Gerçekten iğrenç bir Eurovision yılıydı. Ne yazık ki bizim bir yıl beklediğimize değmeyecek. Aklımıza hayalimize gelmeyecek kötülükte bir Eurovision düzenlediler. Sanırım benim yorumlarım bu kadar. Çok fazla konuştum ama tek tek yorumlamaya çalıştım. Bazılarınızla aynı görüşte olabilirim, bazılarınızla tam tersi görüşlerde olabilirim ama bu demek değil ki sizin görüşleriniz doğru, benim ya da benimkiler doğru. Hepimiz bir yorum yapıyoruz. Bunlar benim görüşlerimde doğru ya da yanlış olabilir. Sizin yaptığınız yorumlar da doğru ya da yanlış olabilir. Bir Eurovision döneminin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi aralığı bekleyeceğiz. Oradaki Junior Eurovision'u izleyeceğiz. Umarım bu süreç Junior Eurovision için güzel olur. Orada da güzel şarkılar dinleriz. Şimdi bu yılı kapatıyoruz. Umarım seneye çok daha iyi bir yıl bizi bekler. O halde kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.